Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte patiklerinizde ya da herhangi bir modelinizin üzerinde süsleme yapabileceğiniz çok güzel bir gül modeli çalışması yapacağız. Hem çok pratik hem de çok kolay. Bunun için ilk olarak 65 adet zincir çektim ve tığıma bir doladım. Üçüncü zincir, dördüncü zincirimin içerisine 1, 2, 3, 4 bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Aynı yuvaya bir ikili trabzan daha yapıyorum aynı yere. Bir doluyorum hiç zincir çekmeden. Bir, iki, üç, dördüncü zincirimin içerisine bir ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Aynı yere bir ikili trabzan daha yapıyorum. Aynı yuvanın içerisine olacak. Bir doladım hiç zincir çekmeden 1 2 3 4. zincirimin içerisine bir ikili trabzan daha yaptım. 4 zincir çekiyorum. Aynı yere bir ikili trabzan daha yapıyorum. Hiç zincir çekmeden 4.'ye ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 aynı yere tekrar bir ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4.'ye bir kez dolayıp ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere 4 zincir çekip bir ikili trabzan daha yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlıyorum. 4 zincir çektim. Aynı yere bir ikili trabzan daha. Şimdi zincir çekmeden 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. şurası 1, 2 trabzan, 2 zincir, 3, 4 zincir ve aynı yere 1, 2 trabzan daha. Bir doladım zincir çekmeden 4. zincirin içerisine 1, 2 trabzan. Aynı yere 4 zincir çekerek bir ikili trabzan daha. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Pardon, 4. zincirin içerisine bir ikili trabzan. 4 zincir çektim. Aynı yere bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde tüm sıramı sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar tamamladım. Görmüş olduğunuz gibi sanki her biri bir tane V çalışması oldu. Bu şekilde. Sıramın sonunda bir zincir çekip geriye dönüyorum ve 10 tane ikili trabzan dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Arkadaşlar hemen şu 2V çalışmasının arasına bir sık iğne yapıyorum. Sonra bir dolayıp yan taraftaki yuvamın içine tekrar 10 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Yine iki yuva arasındaki şu ters V'ye bir sık iğne yapıyorum. Tekrar yan taraftaki V çalışmama 10 tane
İkili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yine buradaki V çalışmamın ters V'nin içerisine bir sık iğne yapıyorum ve yine 10 tane ikili trabzan dolduruyorum. 4 5 6 7 8 9 ve 10. Aradaki ters V'ye yine bir sık iğne yapıp yan taraftaki V'nin içerisine 10 tane ikili trabzan çalışması yapıyorum. Bu şekilde tüm trabzanlarımızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Son 10 tane trabzanımı doldurduktan sonra ilk başlangıç yerimdeki bu ters V olan kısmı arkadaşlar bir sık iğne yapıp kapatıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Buradan ipimi biraz dikiş için uzun keseceğim. Evet arkadaşlar, şimdi ipimi iğneme geçiriyorum. Açıldığı için biraz zorlandım. Şimdi yapacağımız işlem şu. Burası bitişimiz. Burası ise başlangıç noktamız. Bakın şu şekilde dolandı. Eğer büyük olduğunu düşünüyorsanız siz 50 tane zincir çekin ki patik ipi biraz daha kalın olacağı için 50 zincir çekerseniz gayet ideal bir boyutta yapmış olursunuz. Benim ipim ince olduğu için biraz daha fazla zincir çektim. Şurası aşağıya. İlkini şurada ilk başladığım noktamı şöyle katlıyorum. Sonra bunu bu şekilde doluyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gülümüz hazır. Arkadan iğnemi şöyle alt tabanlardan şu düz gördüğüm, zincir gördüğüm yerlerden geçirerek tutturuyorum. Şurası orta kısmım. Şöyle bir tutuyorum. Sonra yine bu taraftan zincirleri birbirine şu şekilde, aslında biraz rastgele zincirlerden alarak herhangi bir kayma yapmasın diye önden de kontrol ederek dikiyorum. İlk önce orta gövdeyi sabitleştirmeye çalışıyorum ki orta gövdede herhangi bir kayma olmasın. Sonra kenarları sabitleştirebiliriz. Hep zincirlerden iğnemi geçiriyorum. Arkadaşlar, kesinlikle trabzanlara dokunmuyorum. Şekilde
bu işlemi yapabiliyorsanız eğer tığla da sabitleyebilirsiniz birbirinin içerisinden geçirerek. Ben sağlam olması açısından bunu daha çok seviyorum. Şimdi şurayı iç kısmı almam gerekiyor. Şöyle şuradan iğnemi geçiriyorum. Ve yan taraftan tekrar iğnemi geçirerek ortayı da şöyle görmüş olduğunuz gibi içine sabitlemiş oluyorum. Şimdi dikme işlemine devam edebilirim. Şöyle açıklık kalsın istemiyorum. O yüzden iğnem burada, bunu bu şekilde bir buradan bir de diğer zincirden alarak birbirine sabitliyorum. Daha sonrasında içine girerek şöyle zincirlerden içine girerek yaprak kısımları birbirine sabitliyorum ve yine hemen girdiğim yerin yanından bu şekilde çıkıyorum ve oraya da birbirine sabitlemiş oluyorum. İpim biraz uzun tuttuğum için ipimde bir karışıklık oldu. Düzeltelim. Evet. Ve görmüş olduğunuz gibi gülüm hazır. Birkaç sabitleme daha yaptım mı? Gayet iyi olacak. Bir de şuradan sabitleyelim. Şöyle girelim. Şuradan girelim. Ve en son şu zincirden girip bakın asla trabzanlara iğnemi geçirmiyorum. Sadece zincirlerin çalışmalarından iğnemi geçirerek bu şekilde gülümüzü dikmiş oluyoruz. Arkadaşlar, bu kadar sabitleme yeterli. Artık kapatabilirim. Getirip dikeceğim yer neresi ise bu orta kısımda dikme işlemimi gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir düğme gül çalışması oldu. Son bir şey yapmak istiyorum. Böyle bir tatlı dokunuş. Şöyle iğnemi geçirdim. Bir tane minik inci düğme ortasına geçirdim ve iğnemi tekrar ortadan geçiriyorum. Ve direkt farklılaştı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi onu da arkaya sabitliyorum.
Ve gülümüz hazır. Herhangi bir yere, istediğiniz herhangi bir yere güzelce monteleyebilirsiniz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.